İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Gümüşhane Bayburt arasında buradan çok defa geçtim. Belki de yüzlerce defa geçtim. Bir tane tabela var, bir köy ismi var. Her seferinde oraya uğramayı hep istemişimdir. Bugün 4 Temmuz 2024 saat 19.30. Diyarbakır'dan Trabzon'a gidiyorum ve akşama yarım saat var. Şimdi Duymadık Köyü'ne hoş geldiniz tabelasını size göstereyim. Hadi Duymadık Köyü'ne hep beraber gidelim. Merak ediyorum bakalım bura nerededir. Hadi gidiyoruz. Köyüne hoş geldin, doğasın da huzur bul. Yeşiliyle seni çağırır, gelin hep beraber kalın. Bahçeleri çiçek açmış, dağları dumanlı başlı. Burada her şey sakin tertemiz, mutluluğun adresi burası. Duymadık köyü seni bekler, dostluğun sıcaklığına kucaklar. Mis gibi havasıyla seni sarar. Duymadık köyü kalpten yaşar. Altında serinleriz, gökyüzünde yıldızlar parlar. Her anı bir başka güzel, mutluluk burada hep var. Özlemini çektik şehirde, şimdi huzur burada. Ellerimizi bırakmadan haydi gel. Duymadık köyünü, duymadık köyü seni bekler. Dostluğun sıcaklığıyla kucaklar. Mis gibi havasıyla seni sarar. Duymadık köyü kalpten yaşar. Evet, o yolda tabelayı göstermiştim size, Duymadık Köyü. Şu an Duymadık Köyü'ndeyim. Burada iki tane değerli abimiz var. Caminin mektebindeyiz diyelim. İsim neydi abi? Şenol Denizli. Bana Duymadık Köyü. Duymadık Köyü'nün bir hikayesini anlatabilir misin? Vallahi neden Duymadık? Duymadık Köyü'nün hikayesini muhtarım anlatsa. Ha, muhtarım mı? Evet. Ha, şahane olur o zaman. Daha. Abi Duymadık nereden geliyor? Valla Duymadık'ın o kadar değişik rivayetleri var ki. Eski bir isim mi? Çok eski bir isim. 1518 tarihi var. Ancak daha sonraları Rusların gelip köyü duymadığını veya köylülerin Rus baskını duymadığını, ikinci bir rivayet Ruslar Karşıyaka'da geldikleri zaman Gümüşhane Valiliği bütün köy büyüklerini çağırmış, tedbir amaçlı tavsiyelerde bulunmuş. Duymadık'tan giden şahsa sormuş ki ne tedbir aldınız, ne için demiş. Demiş Ruslar Karşıyaka'da geldiler, işgal edildi de geliyorlar, biz duymadık efendim demiş. Halbuki asıl gerçek Osmanlı zamanında. Osmanlı gümüş paradan altın paraya geçtiği zaman gümüş parayı toplayıp karşılığında altın para veriyor. O zaman Duymadık köyünden kimse gümüş para götürmemiş. Ve bakmışlar ki bir noksanlık var, bir köye getirmemiş. O zaman Duymadık köyünden büyükleri çağırmışlar. Siz demiş, niçin gümüş para getirmiyorsunuz? Hmm. Gümüş para tekavülden kalktı. Biz duymadık efendim demiş. Ama köy şimdi böyle arada bir yerde kalmış, yani duyulmaması normal. O ismin de buraya verilmesi ilginç. Şimdi burası Rus işgaline uğramış. Buradan esirler götürülmüş. Hmm. Yani öyle bir ihtimal olma şansı yok. Artı 1518'de de duymadık. İsmini hiç değiştirmeyi düşünmediniz mi? Ona Türkçe bir isim, niye değişir? Yok, güzel bir isim yani, duymadık şimdi. Ben 15 saatte yoldan geçiyorum. Ya bugün geçeceğim dedim. Ya yarım saat var. Ben bakacağım dedim. Duymadık neresi? Bir de ben sosyal medyada sayfalarım var böyle. Bayağı bir izleniyor. Güzel.
Dedim Duymadık köyünü bir duyuralım ya. Geçen de aynı Erzurumlar geldiler aşağıda. Erzurum'da İlginç şekilde buraya gelen kesinlikle geldi, vardı. Geldi Erzurum'da. Ben aşağıda giderken beni eylediler. Dediler kardeş biz Erzurum'dan geliyoruz. Duymadık lafasını gördük. Köyünüze çıkacağız. Dedim buyurun gelin. Köyümüz Duymadık köyü. Evet. Ya biz merak ettik. Bu nasıl bir Duymadık köyü? Ve geldi çıktılar buraya. Gezdi dolaştı. Fotoğraf fotoğraf çekti gittiler. Kaç hane var muhtarım köyde? Şu anda kışın 5 hane kalıyor. Yazın 50 haneye kadar çıkıyor. İstanbul'da yaptın mı? İstanbul'da bizim köy derneğimiz var. Bir tarih Kanal D muhabiri köy tabelasını görüyor. Derneğin önünde adam yani o kadar gülüyor ki. Hayır dedi ne oldu ya? Dedi ya ben Adapazarı'nda Şapşallar Köyü'nde gördüm ama benim adım ismini de ilk defa görüyorum dedi. Yani duymadığım ismi Şapşallar Köyü'nden daha enteresan gelmiş ona. Şuradan geleceğim fark ettim. Eski böyle orijinalde bozulmamış evler de var burada. Var taş yapılar var, bazı taş yapılar var. Aha, mesela şu karşıda taş yapılar var. Aha. Bir vaktim varsa da 5 dakika bir gezdirebilir misin beni beraber? Aa, hayır, hayır. Hayır. Gelmişken güzel bir şey yapalım onu. Evet, Duymadık. Duymadık köyünün camisi de burası bakın evet, burada. Burası Duymadık köyünün camisi. Tabela var. Burası çay ocağımız. Burası da camimiz. Güzel güzel ama ya. Havası da nefis. Bak karşıda eski tarih eser denize kadar eski bir oda var. O da bir köy odası. Şurası yani. Ha. Şöyle oraya doğru yürüyelim şöyle kısa bir süre. Ama buranın en güzel yanı havası onu söyleyeyim. Havası da güzel, görselliği ben de güzel. Ben romatizma hastasıyım. Böyle yüksek, iliklerime kadar rahatlama hissediyorum burada. Rakımı yüksek ama görselliği güzel ormana karşı. Burada nem yok. Yüksek olduğu için yok. Burası Gümüşhane'ye bağlı değil mi? Evet. Tabii merkez. Ama Gümüşhane'nin son köylerinden birisi. En yukarıda evet. Zaten... Buradan ötesi Bayburt. Oo taşlarına bak. Bunlar Bayburt taşı mı? Yok, muhtemelen. Buradan çıkardım. Aynı taş ama o rengi aynı. Bayburt'unki daha farklı. Ne güzel işlemiş onu işleyen. Vay be maşallah diyelim. Burada bayağı aracılık da yapan var herhalde veya dışarıdan mı geliyorlar? Yol boyu bayağı arı gördüm. O da alttan yukarı geldiğinde değil mi? Aha. 1-2-3 tane arıcı dışarıdan gelme. Dördüncü benim zaten. Öyle mi? Aynen. Ha, aracılık yapıyorsun yani. Arıcılık da yapıyoruz. Bu şeyde arıcılık yapan da çok var yani. Öyle. Peki böyle kaliteli bal almak isteyen sana nasıl ulaşacak? Duymadık köyüne mi gelecek? Yok ya biz gönderiyoruz. İsteyenlere gönderiyoruz. İstiyorsan telefonunu söyleyebilirsin. Telefonu söyle. 0532 426 83 24 Kemal Ayyıldız. Kemal Ayyıldız. Tamam ben altta da yazarım onu videona şimdi. Güzel güzel ya sokakları da güzel. Tarihi evlerimiz. Evet evet ama işte bunlar. Bizim buraya gelen arızalar Trabzon'dan geliyorlar. Biliyorum biliyorum ya. Evet yukarı çıkmaya gerek yok. Duymadık köyü burası. Evet. Köyümüz burası, ormanımız da orası. Yani. Olsun. Yabani hayvan oluyor burada değil mi? Ormana yakın olduğu için. Ne var? Ayı var. Ayı var. Domuz var. Domuz kurt, var. Tilki, tavşan. Bol bol hepsinden var ha. Zeyrotlu ayı da var. Ceylan. Ceylan göremedim. Var Ceylan. Başak. Ne yoktaydı? Domuz da. Sayıda gördüm onu. İndim aşağı. Domuz, domuz çok fena çoğalıyor ya. Evet çok var bizim burada. Şu orman olduktan sonra yaylarda barınırlar. Zaten bir kerinde kaç tane yavru yapıyor? Evet. Çok yaşayan çoğalıyor. Kışın 5 ayla kalıyor burada. Herhalde caminin imamı vardır. Tabii. 5 ayla 6 ayla. Genelde öyle oluyor. Bu yağmur deremi ne var? Orada bir abi demişti bana. Kışın bekçiyle imam kalıyor bir de burada. Doğru. Yazın 1500 nüfus oluyor burada da. 1500-2000 neyse. Doğru. Kışın 2 kişi.
defa gördün geldin. Yok ben çok defa görüyordum ya. Şu ya. Gün sabahım, bugün sabahım açtım dedim ben gideceğim buraya. Oraya gidip gelenlerden her zaman. Yok biliyorum benim şeyim çevrem geniştir ya. Çok geniştir. Facebook'ta Koryana Seyir Defteri diye bir sayfa var. Bayağı popülerdir. Evet. Bunu orada hazırlayıp paylaşacağım. Oradan izlerseniz onu. Facebook'ta. Koryana Seyir Defteri. Koryana Seyir Defteri. Aha. O zaten yayınlandı da bir şekilde hemen size ulaşacaktır o. Şimdi resmin var orada. Eğer kullanan varsa direkt ekrana geliyor zaten. Öyle mi? Peki ben çok teşekkür ediyorum. Şöyle git. Yok geçeyim ya sizi gördüm. Burayı öğrendim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Aslında namaza kalacaktım ama namazı yarım saat geldim. Daha var. Ben Gümüşhane'ye geçerim herhalde. Olsun. Hadi Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Duymadık köyünü. Sizlere duyurdum herhalde. Öyle hissediyorum. Sağ olsun muhtarımız biraz gezdirdi bizi orada. Güzel bir yer. Buradan geçerken eğer vaktiniz varsa 4 kilometre içeride uğrayın. Bir selam verin. Sohbet edin. Güzel, hoş insanlar. Bir de arıcılık burada bayağı yapılıyor. Bal ihtiyacınız da buradan giderebilirsiniz. Görüşmek üzere. Selam ve sevgiler.